Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İyi kalpli insanlar, hepinize merhaba. Modern Sabahlar başladı. Joy Türk'te yine karanlık bir sabahta sizlerleyiz. Ama şöyle bir müziğimiz var. En uzun geceyi geride bırakıyoruz 21 Aralık itibariyle. Yarın bu saatlerde cayır cayır ortalık yanacak, aydınlanmış olacak ve sıcaklar şehrimize geri dönecek. Yok, o merhaba. Öncelikle sevgili dinleyicilerimiz, Fahir, kötü haberi sen mi verirsin Ege'ye, yoksa ben mi söyleyeyim? Abi ben kötü haber veriyorum, istersen sen biraz kötü, ya da istersen taşın altına elimizi koyalım. Bir elini, sen bir elini koy, ben bir elimi ben koyayım. De bir elimi ben koyayım. De o zaman çıkarıp masaya vurayım. Koyduğunuza göre sen de taşın üstüne otur istersen. Keyifli halin az sonra kalmayacak, çünkü hemen böyle yarın öyle aydınlık olmayacak bu saatlerde. Yavaş yavaş. Doğada günler uzamaya başlıyor ya. Doğada yavaş yavaş diye bir kural vardır biliyorsun. Hiç acelesi yoktur doğanın. Alıştıra alıştıra dedi. Tabii. Tabii yani, nasıl böyle bizi karanlığa alıştırdılar, aydınlığa da laf silince gözlerimiz sabah ne olur? Kamaş kamaş olur. Bizim kamaşmamızı ister mi doğa? İstemez. Ne yapacağız biz de, o yüzden hafif böyle dimerli gibi düşün. Dimerli günler başlıyor ama açmaya yönelik. Şimdi bugüne kadar hep kısıyordu. Fahir Öğünç örnek veriyor. Merci beaucoup. Dimeri böyle hafiften açmaya başlıyoruz, böyle tık 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 tık, her gün bir tık. Şimdi bugüne kadar kısma dönemindeydik. Evet. 21 Aralık itibariyle açma dönemi. Açma şu dönemi. Anda kafama girdi. Evet. Şey gibi düşün ya, esnetme hareketleri gibi düşün. Açma germe. Şu anda örnek, açmadayız. Örnek sunabildi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek yani? Havalar ısınacak mı? Elbette, tabii ki daha da soğuyacak. O konuda da sana bir müjdeyi de ben vermiş olayım. Hı hı. O istediğin karlı, buzlu, efendime söyleyeyim soğuk günler. Titreten soğuklar. Evet, titreten. Neyi çatlattığını söylemeyeyim yayında. Söyle ya, çekince neyi çatlatır? Karpuz çatlatır en fazla, karpuz ki mevsimi çatlatır, değil. Karpuz dere çatlatır. O da dere çatlatır. Kışın insan karpuzunu çatlatan soğuklar vardır. Evet. Hala çatlamayan karpuzlar varsa onlara müjde. Tabii ki çatlamak isteyenlerine müjde. O zaman kıskananlar çatlasın diyorum Oktay. Tabii. Dün Karadeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin de etkisinde. Sefa gelmiş, hoş gelmiş. Ülkemiz soğuk hava biliyorsunuz Sibirya'dan gelmişti. Ondan önceki soğuk hava dalgası Balkanlardan gelmişti. Ne oluyor? Bunların okay, hepsi bir dalından alacak. Bir şey sorabilir miyim? Soğuk havamı Sibirya'dan alırım. Yağışımı Karadeniz'den alırım. Biz ülke olarak kendi kendine yeten bir ülke diye göstermemişler miydi zamanında bize? Neden bizim kendi soğuklarımız yok? Biz ithal ediyoruz soğukları. Biz davet etmiyoruz ki Fahir. Biz davet etmiyoruz ki soğukları. İthal diyorum canım, parasıyla değil mi? Hayır yani biz dolarla alıyoruz soğukları. Kendileri geliyor. Ha, kendileri geliyor. En iyi devam edeceğimiz havayı, en iyi yerleşebileceğimiz havaya bu dalgalar Türkiye'ye geliyor. Anadolu topraklarının üzerinde olacağız diye kendileri geliyor. Adeta bir turist akını gibi soğuk akını var. Çünkü sonuçta burası medeniyetlerin beşiği topraklar olduğundan, soğuk da belki adam olurum diye buraya geliyor ama maalesef sefasını süremiyoruz, cefasını çekiyoruz sadece bütün bu medeniyetlerin. Yani biraz da lütfen olaya olumlu tarafından bakın Ege Bey. Zira başkentte başlayacak olursak, belki Türkiye genelinde böyle değil durum ama en azından bugünden itibaren sıcaklıkların, bu yağışla birlikte sıcaklıkların bir tık artacağını arttı. Hepimiz göreceğiz. Beni şu anda samimi olmak gerekirse başkentimiz hiç ilgilendirmiyor. Özellikle bizim sokağa da araba girebildiğini gördük bu sabah, Fahir'in lüks arabası. Hiç, sanki sokakta kar mı varmış, birileri yolu beyaza mı boyamış, umursamadan tıkır tıkır geldi. İlgilendiğim hava İstanbul'un havası, özellikle cuma günü, çünkü Beşiktaş Kültür Merkezi mutfakta, BKM mutfakta gösterim var. Cuma günü, bugün de değil yani. Yağış devam edecek öncelikle cumaya kadar. Bugün de karla karışık yağmur, İstanbul'dan bahsediyoruz. İstanbul'u sordu, o istek il yaptığı için oradan devam ediyoruz. Tamam. Cuma günü de yağmurlu olacak Ege. Gün içerisinde en yüksek 9 dereceye kadar çıkacak hava sıcaklığı. Hı hı. 9 derece yine mevsim normallerinin üzerinde. Biraz altında olsa da. Ya bunun normali ne ya? Yani en yüksek hava sıcaklığından bahsettiğim için Fahir. Tamam canım, bana yüksek gibi geldi yani, Aralık'ta 9 derece. 2 derece, 2 derece ile 9 derece arasında değişiyor. Ege'nin dolaştığı yerlerde, Ege'yi az çok tanıdığımız için 2 derece olur. Ben sana söyleyeyim. Gittiğim yere ölüm ve soğuk mu götürüyorum ya? Vallahi Ege, kusura bakma ama öyle bir uğursuz yapın var. Biz seni hazırlıyoruz. Biz 2'ye hazırlıyoruz da. Sen 9 olunca 5'lerde 6'larda olduğun zaman neşvelen diye. Pırlanta gibi gezerim. Ankara'daysa bugün hafif kar yağışı var. Gece boyunca yağan kar. Hı-hı. Bugün Ankara'ya neyini giydirmiş olabilir?
şık, bak söyleyeyim sana, şık zarif bir beyaz elbise. Bak gelinlik demiyorum. Bir beyaz şey demiyorum, takım onu elbise demiyorum. Geçen hafta giydi. Nişan elbisesi mi diyorsun? Nişan elbisesi onu ya. Onu geçen hafta giymişti Ankara. Öyle nişan mi? Elbisesi zaten hafif böyle açık pembe gibi. Bir şey. İşte o geçen o hafta olan vardı ya, bir yağda söyleyeyim. Böyle çok az kaldı. Beyaz bir kot giymiş. Beyaz bir kot giymiş. Beyaz kot Ankara giymiş bugün beyaz olmuş. Kotunu giymiş. Evet. Buz mavisi mi? Yok yok, beyaz. Beyaz. Kırık beyaz, hafif tatlı kırık bir beyaz. Çiğ beyaz değil. Gelinlik değil mi ya bu? Yok Oktay, nereden gelinlikleri? Sen de bir, sürekli bir Ankara'yı evlendirme derdindesin. Yani gelinlik ise de tam anlayamıyoruz. Zira güneş doğmuyor, sabah olmuyor. Hay hay hay. İzmir'de de bugün çok bulutlu bir hava var. Yağış olmayacak ama yine hava nemle, esas nemle hatta beraber soğuk. 9 dereceye kadar yükseliyor ama bakmayın 9 dereceye yükseldiğine, içe işleyen bir soğuk olacak. İzmir'in soğuğu yamandır. Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Bu arada yağışlar kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, ama özellikle iç ve doğu kesimlerde de etkili kar yağışının ve hayatı olumsuz yönde etkileyeceğinin bir kere daha söylemiş olalım. Şöyle bir Erzurum'a baktım ben dün. Hı hı. Erzurum'da eksi sıfırın altında 37 dereceymiş hava sıcaklığı. O iyi. Güzel. İyi, gayet güzel. Yani mevsim normallerine. Sıcaklık sıfırın altında olacaksa zaten bir 30'ları görmesi lazım. Yoksa pazartesi salı oradayız ya. Hı hı. Acaba uçak iner mi, kalkar mı, bir şey olur mu? Ya uçak bir şekilde iner. Havada kalan uçak olmadı bugüne kadar, ama istediğimiz yere, istediğimiz saatte, istediğimiz şekilde iner mi, onu göreceğiz. En şey dün gördüm, bu belediye bir projesiymiş o. Erzurum'da belediye otobüsü durakları yaz için serin olsun yazın diye klimalı kapalı belediye otobüs durakları varmış. Hı hı. En kötü ihtimalle oraya girer. Oraya gireriz. Sığınırız. Eski gazetelerimizi götürürüz sabahtan. Oradan yaparız yayını. Hı hı. Veya onlara sarılırız. Modern Sabahlar'ın A takımı bu sabah stüdyomuzda toplandı. Hoş geldiniz efendim. Fahri'nin Çoktay Demirci burada. Hoş bulduk efendim. Hoş günaydın bulduk. Bir kez daha. Tarihlerden haberiniz var mı? 21-12. Yani doğru. 21-12. Tersten bakınca tersten da. Tersten'den bakınca da 21-12. Bu da bir... Kınık gibi. Kınık gibi. Veya başka örnekler gibi yani. Tersten de düzden de aynı diyorsunuz gibi. Anlaşıldı. Teşekkürler. Yılın 356. günü bugün. Kimsenin gücüne normalde gitmesin. Normalde 355'tir de. Bu sene biliyorsunuz bir... Şubat'ta şişme yaptı. 29 Şubat hadisemiz var. Artı birimiz cepte. Evet. Bu da bize 10 gün kaldı. 2016'nın roketlemesine 10 gün kaldı. Bit artık 2016 diyorum ya, artık diyorum ya. Evet. Kusura 2017 bakmasın. Pırıl pırıl mı gelecek, o konuda da kafamızın soru işareti var. Ya pırıl pırıl gelecek diye sen öyle niyet et de öyle gelsin yani. Biz ya her şey ilk 100 puan veriyoruz. Bak 2016'da ilk girdiğinde 100 artık puanla şey başladı. Kaldı, tabii. Yani şu anda nerelere çabuk kadar indi? Çabuk düşürdü puanlarını. Normal bir sene olsa işte yani 60-70'de bitirdi. Şimdi maalesef. Hakikaten 3-5 bir şey kaldı kalmadı yani. Bu gece, daha doğrusu 21 Aralık tarihi sadece en uzun gece mi? Hayır. Aynı zamanda benim bir arkadaşım evlenmişti gece. O mu? Efendim? En tatlı gece. En tatlı gece sizin Fahir Bey. Benim bir arkadaşım evlenmişti, o olur mu? Onlar da doğru, onlar da doğru ve aynı zamanda en tatlı gece, o da doğru, o da doğru. Ama aynı zamanda Kuzey Yarımküre'de kış dönümü. Yani kışa mı geçiyoruz bu halimizle? Artık orasını sana bırakıyorum Fahir. Kış dönümü dediğin ne ya? Kışa mı giriyoruz, kıştan mı çıkıyoruz Oktay? Bir onu netleştir de. Kışa ona tam giriyoruz kışa. Tam yani, destek, full tam destek. Kuzey Yarımküre olarak eğer böyle bir... Şimdi senden örnek çalmış olmayayım Fahir, ama neyi o zaman dışarıdaki bir otobüs mısın? Bir otobüsün böyle bir döndüğünü düşün. He, topis, önce neresi topis, döner otobüsün? Başı. Böyle bir kavşakta. Başı. Kobe mi? Ha. Önce şoförün olduğu yer döner. Bu da dünyanın ne olduğunu gösterir sana. Körüklü mü? Hayır. Kare olduğunu gösterir. Bu arada, o yüzden buna bakarak dünyanın şeklini lütfen anlamayınız. Yanlış bir şey. Otobüsler biliyorsunuz başı girdiği yere devamında girer otobüsler, öyle bir özelliği evet, var. Evet, o yüzden zaten döndükten sonra devam ediyor. Eder. Devam ediyor. Sadece en uzun gece ve sadece kış dönümü mü? Hayır. Oktay bitmedi. Ne özel bir gün yaşıyormuş. Bu kadar özel olduğunu bilseydik daha iyi giyinirdik ya. Dünya Kooperatifçilik Günü bugün. Aa, alkışlar.
Paratif 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 ko. Paratif paratif. Sadece ülkemizdeki kooperatifleri değil, tüm dünya. Bütün dünyadaki kooperatifleri. Paratif 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 ko. Özel gününü kutluyoruz. Var. Hiç mi ailenizde kooperatifçi yok ya? Yo var da çok uzun diye biz evet, çok girmek istemedik. Kooperatif paratif 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 ko. Bir yerde bitecek diye ben de bekliyorum ya. İnşallah. Aidatlar uzun sürdüğü için bu toplanana kadar bu söyler toplantılarda. Aynı zamanda bir de önemli olay var. Niş demezseniz eğer. Neymiş? Bugün. Ben baştan söylüyorum. Niş Oktay. Senin suratından anlıyorum niş olup olmadığını. Olur mu ya? Radyumun bulunduğu gün bugün. Radyum mu? Hı hı. Aa, çok hangi güzel. Radyon? Curie. Pierre Curie ve Curie. Değerli eşi Madame Curie. Curie evet. Onların radyum elementini bulduğu gün. Bugün bile hala kullanıyoruz radyum elementini. Biraz haberdar olmadıkları için elementten maalesef çok geç yaşta kanserden kaybettik. Buldukları elementin başlarına bela olduğunu, oldu. Radyasyon olduğunu bilmiyorlardı. Evet, ama anlamıyla. Oktay ne olursa olsun konuştuğumuz konu biraz. Neş 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 de neş neş neş. Allah'a o zaman bugün radyumun bulunması şerefine bugün hastaneye gidecek olan tüm dinleyicilerimize özellikle röntgen görüntüleme bölümlerinde çalışan evet, radyoloji bölümünde işi olan doktorlarımıza başta Kader Hanım'a yalnız çok öyle kişiselleştirmezsen tabii kişiselleştirebilirsin istediğin tabii kadar istediğin kadar kişiler sağlık görevlilerine hemşirelerimize ve başta hastalarımız olan herkese de ya herkese bu teknolojiyi kullanan herkese çünkü o teknolojinin işte bugün kullandığımız bu teknolojinin bunlar kaç yıl önce bulundu doktor? Ta 1898'de bulundu dilek radyum olan. elementi çıkarmışlar çat diye masaya koymuşlar. Hakikaten lösemiden roketliyor yalnız Madame Curie dediğimiz bilim kadını ki Nobel'i de alan o tarihte Nobel oluyor. Evet ilk kadın iki tane de Nobel sığdırıyor. Küçücük yaşamına neden küçücük lösemiden gidiyor. 500 bin kere röntgen çekilmiş seviyesinde bir vücudunda radyasyona maruz kalıyor. Bu işte radyoaktif maddeyle çalışırken çok enteresan bir hayatı var. Marie Curie'yi hadi o zaman bugün biraz araştıralım. Modern Sabahlar. Joy Türk'te Modern Sabahlar. Bir söz üstadımızı daha canlı yayında kaybettik sevgili dinleyiciler. Ama evet. Program her şeye rağmen devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Teşekkürler Ege. Saatlerimiz 7.53'ü gösteriyorken ımıl ımıl gelen güneş ışıklarına merhaba demeye hazır mısınız? Hemen evet demeyin. Vallahi güneş ışıkları şehri aydınlatmaya başladı ve bembeyaz çatılarla karşılaşınca moralimiz düzeleceğine bozuldu yani. Niye bozuluyor canım? Allah Allah seveni de var şeyi de var. Üstelik de tabii ki en güzel etkisini mikropların kırılmış olması. Nasıl kar yağdığında mikroplar canhıraş şekilde o karların altında bağırıyorlar falan diye yapıyorlar. Aynı şekilde mesela boğazımız ağrıdığında sıcak bir şey içtiğimizde orada cayır cayır yanarken mikroplar. Olur mu? Niye öyle diyorsun? Tam istedikleri ortam sıcak bir şey içmek. İşte tam. Mikropların soğuk ama içtiğin zaman öyle. Psikolojik olarak. Canım mikropları kırdığına da inanıyor musun nokta kar yağdığı zaman? Mikroplar hep böyle sıfırın altında yok, 10 derecede hiçbir şey olmuyor. Boğazdaki mikropların sıcakla değil soğukla bertaraf edileceğini. Oktay'cığım boğazında düğümlenen hıçkırık olayım ne diyeyim yani. Teşekkürler, ben sana bu saatten sonra. Teşekkürler Fahir Gox diyorum sana o zaman. 2016 yılının sonuna doğru gelirken araştırmalar gün geçmiyor ki yüzümüze tokat gibi çarpmasın işte. Bir diğer değerli araştırmamız gene çok güzel ülkelerden geliyor. Independent muhabirlerinden sevgili Louise Dor hiç üşenmedi, yıl boyunca çalıştı ve mükafatını almayı da başardı. Hak kazandı. Evet. Dünyanın en sarhoş ülkeleri haritası belli oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Haritayı neye göre? Aşk sarhoşu mu? Zevk sarhoşu. Bayağı alkolü almış. Evet. Zevk sarhoşu mu? Yok. Yoksa bildiğin düz alkol sarhoşu, hatta alkol sarhoşu. Çok özür dilerim. Alkol sağlığa zararlıdır. Teşekkürler. Yasal uyarımızı yapalım çünkü. Haritada yer alan bilgilere göre şöyle bir bakıyoruz haritamıza. Dünyanın çeşitli yerlerinde maşallah bayağı güzel sağlam içiyorlar. Bu sene birinciliği Andorra'ya veriyoruz. Evet, alkışlarınız. Yani bunlar çok içiyorlar da ağızlarıyla içme kategorisi de var mı? Ağızla içme kategorisi o ayrı bir haritadır. Onu 2017'de çıkartır adam. 2016 boyunca çalışmalarını bu yönde yapmış. Andorra yılda 4626 santilitre şarap ki takribi hesabını yapacak olursak şimdi bir şişe 70'lik bir şişe desen o zaman ne oldu?
66 falan, 66 şişe kişi başına. Nerede içiyorlar ya? Küçücük ülke orası. İşte küçücük ülke, küçücük ülke. Küçük ülke olunca ne oluyor? Asaplar basıyor, afakanlar basıyor. Sürekli üstüne üstüne geliyor ne ülke. Ne zaman büyüyeceğiz falan diyerek. Hiç büyümeyecekler Ege'ciğim, öyle bir dünya yok. Nasıl hep ne zaman büyüyeceğiz? Lüksemburg'da düşünüyor. Ne zaman büyüyeceğiz abi, biz ne zaman büyüyeceğiz? Bizim ülke şarapçı ülke, öyle şarkıları varmış. Marşları doğru. Öyleymiş hatta. Andorra türküsü. Vallahi yaklaşık olarak 5 günde bir bir şişe şarap tüketiyor her bir Andorra'da. Gerçi tabii gelen geçen çok olabilir Andorra'dan ya. Gelen geçen dedin. Fransa, İspanya diye düşün. Ha, geçen arada geldiler. Andorra. Afyon gibi mi? Ha yani şey merkezi. Avrupa'nın Afyon'u Andorra'mıştı mı? Şimdi Fransa'dan İspanya'ya geçerken böyle bir, onlar da sayılıyorsa sayılır. Dünyanın en içici ülkesi olabilir yani. Doğru. Niye Andorra üstünden demek ki? Şarabı Andorra'dan. İç şarabı. Bir tarafı Fransa, bir tarafı İspanya. Evet, bu böyle açıklıyoruz bunu. Böyle şeyler oluyor modern sabahlarda. Hemen ikinci sırada Hırvatistan 4420 Siyal'le, o da yani 3 aşağı 5 yukarı aynı, birkaç şişe daha düşük. Siyal dediğiniz CL mi? Siyal dediğimiz CL olsun. He. Ondan sonra onlar da 60 küsür şişe şarap. Yine hemen akabinde de çok küçük bir farkla Slovenya takip ediyor. Bunlar dünyanın en hakikaten alkolün hastası olan ülkeler, ama şarap üzerinden yapmışlar sadece. Diğer alkollerden bahsetmiyorlar. Ağır alkollerden bahsetmiyorlar. Ülkemize bakmak ister misiniz? Kaçıncı sıradayız? Bakalım. Bakalım. Tamam, bakalım. Ülkemiz ise 18 siyerlik yıllık tüketimiyle kişi başı 144. sırada yer alıyor. Gerçekten bugüne kadar yaptığımız yasal uyarıların burada neticesini aldık. Bunun bilinciyle hareket ediyor ülkemiz. Yılda ortalama kişi başı 5-6 lira harcanıyor. Şaraba. Şaraba 5-6 lira. Şaraba ve kadına. Hancıya gidip 6 liram var. Bir yıl boyunca bana buradan yavaş yavaş veriyorsun. Evet, yani 144. sıradayız ki bence güzel, hak ettiği yerlerden bir tanesi. O zaman buradan 144. sırada bir ülke olarak Andorra'ya tavsiyemiz şudur. İlk başta kabul edeceksiniz. Neyi? Alkolik olduğunuzu, ülkecek böyle bir şey vallahi olduğunuzu 18 önce nerede, kabul edeceksiniz. 4600 küsür nerede ya? Tabii. Vallahi küsüratların kadar şişe şişe içiyor adamlar. Demek ki biz bu konuda biraz daha bilinçliyiz. 144. sıra bence iyi. Bence 200, hedef 200 olmalı. 200 olsun hakikaten. Sıralamada değil mi? Evet tabii. Kaç ülke var bilmiyorum Oktay. Dünyada kaç ülke var? Değişiyor sürekli. 5, 6. Kendi ülke idare eden var. Şey Fransa var, var mesela. Biz, İngiltere. Bildiğimiz ülkeler. Almanya. Sayalım isterseniz. Amerika, Japon. Japon, Yunanistan, Japon var. Balkan ülkelerini say Ege. Balkan ülkeleri. Hızlıca say. Çekya, Slovakya, Britanya. Başka ne vardı? Sırbistan. Efendim ondan sonra. Ya bu adamı alın, bütün bunun bütün diplomalarını alacaklar ya. Benim zaten coğrafyam çok şeydir. Yani ben futbolcular üstünden biliyorum. Doğru, evet. Bayern futbolculardan. Hayır, olur şey mu yapar. İşte futbolculardan biliyorsan futbol. Ne futbolu var? Prekazi. Macar futbolu var. Değil mi? Alman futbolu eski var. Eski Yugoslav futbolu, futbolu var. Bulgar futbolu var. Romanya futbolu Yunanistan var. Yunanistan futbolu var. Yunanistan futbolu var. Değil mi? Olympiakos. Makedonya. Makedonya futbolu yok mu? Tabii ki. Makedonya. Var. Sırbistan Karadağ. Tabii. Futbol yok mu orada? Arnavutluk futbolu var, olduğuna Arnavutluk inanmıyor futbolu musun var, sen? Doğru. Hep bunlar hep futbol. Arnavutluk takımlarını sayalım. Tiran Spor. Moskov Tiran. Hayır. Tiran Gücü. Tiran Gücü. Ve Dinamo Tiran. Dinamo Tiran. Tiran United. Tiran Taş. İşte bir de başına özel bir şey geldiği için onu söyleyemiyorum. Başakşehir Tiran diye bir şey var mı? Yok değil mi? Yok, olmaz. Olmaz, öyle bir şey yok. Tamam. Modern Sabahlar. Hey kalpli insanlar, hepinize günaydın. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor deyip yeni bir saat başladı. Pırıl pırıl oldu Ankara sabahı, ama bu pırıltı biraz daha damlardaki kar şavkından geliyor. Şavk 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 içindeyiz. Şavk içinde, şevk içinde, zevk içinde devam ediyor Modern Sabahlar. Evet, içimizi ısıtacak haberlerle devam edelim zira sabah. İçimizi ısıtacak haberler yerine içimizi ısıtacak şöyle herkese, bizi dinleyen çay herkese mı? Birer böyle küçük bardakta salep versen Fahir. Kefir verelim. Ege'cim kefir sıcak içilmiyor. Kefir ver, sen gene kefir ver dinleyicilerimize. Bak sen buradan davetiyeni dağıtıyoruz ya. Hı hı. Onun yanında da bir gün şey yapalım, söyleriz, rica ederiz. Ege Bey kefir mayası dağıtıyor veya küçük kefirler zamanında. Nasıl göndereceğiz onu? Kargoyla. Mesela Trabzon'da bir dinleyicimiz istedi. Ben sırtıma bir şey koyayım böyle eğilerek, hani şey yapıyorlar ya. O senin dediğin ne? Şıra. Şıra verir gibi kefir vereyim. Pozacının şahidi şıracıymıştı. Ege Bey. Ne oldu, salep konusunu kapattınız mı yani? Salep. Şöyle küçük küçük karton bardaklarda.
O da tam şeyini vermiyor ki be Oktay. Randımanını verse vereceğim de. Valla dibini yalar insanlar o kartonu o kadar şey olunca. Az olunca. Tamam, biraz az olunca. Büyük olsun o zaman. Tamam. Verelim. Verelim. Kaç kaç para yapı çıkar ya? Bir salep dediğin çok da atladı. Bana verdiğin biraz tarçın koyabilir misin fire üstüne? Ha. Sos soğan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam, haberi verebilirsin. Haberi verebilirim. İçimizi ısıtacak haberler deyince gerçekten sabahın ayazı insanın asabını bozan şeylerden bir tanesi. Peki gün içinde biz neler yapabiliriz içimizi ısıtacak? Neler yapabiliriz? Güneş dışında mı? Hayır, güneş dışında. Bir yere girsek, böyle sıcak bir yere girsek. Bak hadi size birazcık manyel vereyim. Hamam mı? Kütüphane mi? Bak, kütüphane. Oktay güzel. Kafan çok güzel çalışıyor. Bravo. Marketlerin buzdolapları önü dışında o krakerlerin olduğu yer mi Fahir? Yok, o değil. Ama o da güzel, sıcak olur. Ege çok güzel gittin. Hamam. Hamamcı Ege Kayacan diye geçer. Hamam deyince akla gelen neresi? Hamamlar diyarı deyince... Roma. Roma güzel, hamamlarıyla meşhur nereler var? İstanbul, Ankara. Ankara hamam önü var. Hamam önü diye bir yer var. Tokat'ın hamamını onu bilemiyoruz. Olur mu şeylerin esas hepsi Tokat'ta? Hamamıyla meşhur ya. Hamamı meşhur. Yani mesela Tokat'taki hamamcıların çoğu da nerelidir? Niksar. Nerelidir? Finlandiyalıdır. Neden? Çünkü Finlandiya hamamı çok meşhurdur değil mi? Sizi Finlandiya'da yapılan bir araştırmaya götüreceğim. Fin hamamları konusunda. Fin hamamları tabii. Fin ham. Fin hamamı olur, Türk hamamı fin olur. Ben bir fin hani hazırlayayım mı bu sohbetin sonunda? Ben de fin hamima diyeyim. Sen biraz da atları koşturur musun Ege bu havada, çünkü şey yapmasınlar. Donuyor ya, atlar da çözülmüyor. Tabii canım, onun ikisi sabahları baya zor şeye basılıyor. Finlandiya'da yapılan bir araştırmanın sonunda belli bir yaşın üzerindeki, bu yaşı ben net olarak söylemek gerekirse 40 yaş üstü erkeklerin sıklıkla hamama gitmesinin son derece faydalı olduğu ortaya çıktı. Hanım ben hamama gidiyorum. Ya inanılmaz bir faydası var. Gerçekten bir çılgınlık hamam diye düşünmeyin. Hamam mı olur, sauna mı? Sauna olur. Fin hamamı dediğimiz çünkü biraz sauna tipi bir şey. Hiç fin hamamına gittin mi? Zaten hayatında hamama kaç kere gittin Ege? Hiç hamama gitmedim. Hep fin ya. Hamamına yani sauna, pek çok kez saunalara girdim. Hep bir nişlik peşindesin değil mi? Biraz önce bunun başlangıcı var. Önce hamamdan başlayacaksın. Sonra daha üst seviyelere gittiğin zaman sen bütün hepsini tadına... Ayrıca en üst seviyesi hamamdır onun. Çünkü saunada 3 kişi olur, 5 kişi olur. Hiç hamama gitmeden nasıl fikir sahibi oluyorsun işte? Ya, hamam daha kalabalık değil mi ya? Değil. Oktay'la bizim çok... Tenha oluyor? Çok tenhalar oluyor. Hangi saatte gittiğine bağlı. Finlandiya'da askerlik mecburi mi? Zorunlu askerlik var mı? Bakayım... Yok bildiğim kadarıyla. Finlandiya'da zorunlu askerlik varsa cumartesi pazar mesela gitmeyeceksin. Kalabalık olur. Cumartesi pazar hafta içi gideceksin. Şimdi ben size... Çarşı izine çıkmış olan Finlandiya askerleri hamamlara doluyor anladığım kadarıyla. Daily Mail'in haberine göre erkeklerin haftada 4 ya da 7 kez. Bakın yuh. Rakamlar yuh mu? O zaman evde yıkanmıyorlar. Evde ne yıkanacaksın ya? Zaten boş yere su parası bilmem neye gerek yok. Hazır git ya spor salonunda yıkanacaksın ya hamamda yıkanacaksın. Acaba haftada ondan mı beyaz tenliler o kadar? Teleme yıkandı, gibi vallahi. Yıkandıkları için o kadar. Tabii benim mesela bu kadar Ege'ye bakıyorum. Adamda bir şeylik var. Kapkaralık var. Hiç, bir kumrallık var değil mi? Arap Ege derler bana. Hiçbir zaman böyle bir yüksek çözünürlüklü kalitede olmuyor. Sürekli olarak böyle antenle yayın alıyormuşuz gibi. Halbuki mesela güzel bir kablolu gibi bir şey olsa yok. Bu adamda sürekli şey var. JoyTürk yayını gibi mi diyorsun yani? Evet falan. JoyTürk yayını şöyle gibi. Kalite olsa yani. Kalite olsa, bir kalite olsa hayır. Yani dijital yayıncılık diye bir şey yok. Adam sürekli havadan karasal yayıncılık, karasal yayıncılık. Ondan sonra böyle kavruk kavruk geziyor. Neden? Zaten hamam görmemiş. Hamam çünkü. Görmemiş adamı. Hamam yüzü. Görmemiş, kese değmemiş bir vücudum var. Günde 4, ya günde diyorum ya, haftada 4 ile 7 kez, fazla da abartmayın diyor uzmanlar. Beyin sağlığı açısından inanılmaz faydaları var. Beyin sağlığı dediğimiz küçük nedir? Beyin sağlığı. Küçük beyin sağlığı için kendisini hamama götürmemiz lazım. Kalp ve hafıza sağlığı açısından. Mesela sende çok fazla unutkanlık var. Neden? Hamam görmedim. Çünkü. Hamam görmemişsin. Bak Oktay'a. En son sen hamama gidelim ne kadar oldu Oktay? Bu kadar hamam demişken. İki ay oldu. Bir çılgınlık yapalım gidelim mi ya? Tam zamanı biliyor musun hamama gitmenin? Doğru. Valla ondan sonra da yalnız. Doğru. Ege Kayacan'ın heyecanını herhalde herkes hissetmiştir gün, sevgili dinleyiciler. Onu diyordum ya. Tam hamam zamanlarına gelmedik mi? Gidelim diyorum işte, seni bir götürelim. Tamam. Tamam. Ne ama tamam? Ben keseyi size attırırım. Öyle tanımadık bir adamın vücudumu ofalamasına izin vermem ben. Ne olacak ya? Bırakacaksın ya kendini. Biz de tanımadığımız adamlar illa tanışırsınız yani Ege. Sen zohbet de oluyor orada. Sen tıraş olmuyor musun? Berbere emanet etmiyor musun kafanı? Ama berberde kulağını. Üstümde donum varken ben rahatlıkla herkese emanet ederken. Öbür tarafta da peştemalim var, merak etme yani. O konuda bir peştemal sıkıntı. Peştemal çok güven veren bir şey değil yani.
donla gir peşin yani şimdi. Ha, donla girenler de var, evet. Var yani. Ama donla gireriz o şey olur ya. Biraz donla denize kendi girmekten farklı, merak etme. Biraz terlaklar kendi arasında senin hakkında konuşur ama. Dedikodunu yaparlar ama. Yani. Şu donluyu getirin bana demezler mi? Yani onlar öyle o kadar hevesli değil. Zaten parasıyla yaptırıyorsun Ege. Bir de para veriyor musun? Yani hayır, yani kese falan attıracaksan sana sadece keseyle başlayayım. Masaja falan gidelim. Finlandiya'ya mı gideceğiz Fahir Hamam'a? Bu adam gelmez. Ben hiç ondan şey. Ya burada gidelim. Planı ona göre hamam önüne yoksa gidelim. Ankara'da mı yapacağız? Özel, şimdi marka veremiyorum ama yani özel bir hamama gidelim diye düşünüyorum ben. Güzel de olur. Hem hafızamızı bir şöyle bir baştan sona pırıl pırıl. Sadece bünyemiz temizlenmiyor. Tamam. Hafızalar da temizleniyor. E kalp sağlığı desen zaten yedi. Ama abartmamak haliyle girdim. Böyle saatlerce falan değil. Ondan sonra hafızan aldım. Şıp şıp mı? Yani hafif böyle şeyini atacak kadar. Böyle göbek taşına yatıp kalmak yok yani. Hay valla galiba ben bir rahatsız oldum ya. İçim bulandı hamam deyince, gözümde şöyle bir canlandı falan. Neyden aç karnın olunca mı hamam şey oluyor? Aman diyeyim, aç karnına lütfen hamama gitmeyiniz, uyarınızı yapalım. Aman derken hamam diyorsun Fahir. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Yeni bir saat başladı. Hepinize günaydın diyelim bir kez daha. Hayallerimizi konuşacağımız bir saat olacak. Ülke olarak tatlı hayaller kurduğumuz dönemlerde, yılbaşına şu son günleri saydığımız günlerde, büyük piyango, büyük ikramiye hayalleri kurduğumuz günlerde, parayı bulduğunuzda size çıkarsa ilk nereye gömeceğinizi soruyoruz. Telefonumuz 0212 368 62 40, Twitter adresimiz @modernsabahlar, faça sayfamız facebook.com/modernsabahlar. Bu arada ev alırım, araba alırım, şunu alırım, at alırım, yat alırım falan vardır da ilk nereye gömeceğinizi soruyoruz sevgili dinleyiciler. Para geldi. Ne kadardı bu sene yılbaşı ikramiyesi? 60 milyon mu? 60 milyon. 60 milyon TL. Yani çok da ihtiyacımız olan bir para hepimizin. Hatta tam ihtiyacımız olan para. Yani hatta bazen biraz az bile kalıyor bazen benim şimdi alt alta sıraladığım zaman. Mesela yekün tutuyor. Bazılarına 15 milyon TL lazım. Onlar çeyrek bilet alıyor. Bazılarına 30 milyon lazım. Yarım bilet alıyor. Mesela bazılarına 45 milyon lazım. Bir yarım, bir çeyrek alıyor. Veya ve aynı çeyrek, numaradaki ve üç çeyrek alıyor. Evet. Bu arada dinleyicilerimize hatırlatalım. Paranın en güzel tarafı da TL olarak verilmesi. Yani hani dolar olarak kazanıp bir de TL'ye çevirme derdi yok. Zaten TL olarak alacağız. Ne kadar güzel. Yani ayağımıza gelmiş bir fırsat gibi değerlendirebilir miyiz? Tabii ki. Ne düşündünüz kadar mü? Ben düşündüm canım. Benim zaten yıllardır sene, başka düşündüğüm şey yok. Her yani sene bu dönemlerde düşündüğümüz bir şey. Nedir Fahir Bey? Vallahi ben hemen İlk uçakla şu soğuktan galiba bir rahatsız oldum ben. Bu seneki kadar hiç rahatsız olmuyordum. Böyle seviyorum falan filan şeyim vardı. Olsun, bu sene de sana yılbaşı ikramiyesi çıkacak Fahir. Direkt güney yarım küre. Neresi ama? Nasıl neresi? Çek mi diyeceksin? Güney yarım küreye çek mi diyeceksin? Çek diyeceğim pilota? Buradan pilota diyeceğim ki çek güney yarım küreye mesela, neresi? Fahir, hayallerin hakikaten çok küçük ya. Nasıl ya? Yani uçakla falan. Taksiye mi? Tabii canım, ben bir can şenliği olur. İstediği kadar yazsın yani. Oh, rahat oluruz. Hiç binmeden önce pazarlık etmene de gerek yok. Gündüz aç falan filan da yok. Çünkü orada mevsimler değişecek, günler değişecek falan. Bir dinleyicimiz canlı telefon bağlantısıyla yayınımıza katılmak istiyor. Günaydın efendim. Günaydın Ege abi, ben Fırat. İstanbul'dan arıyorum. Hoş geldiniz Fırat Bey. Buldunuz diyelim büyük parayı. Ne yapacaksınız ilk harcama olarak? İlk harcama klasik gene hayallerime gidecek. 69 model bir arabaya gidecek. 69 model özel marka bir araç mı? Özel marka bir araç. Yani yoksa 69 model herhangi bir araç ne da olabilir. Ne kadar o Fırat? Ne kadar fiyatı? 330 bin. Düzenli takip ediyorsun yani, bakıyorsun. Hiç. Her yıl düzenli bakarım. Satışta mı peki? Satılık mı şu anda? Yoksa hani böyle satılık. Şey fiyat. Ha, satılık. Antalya, 69 model. Abes ver bir de. Yalnız biraz bana pahalı geldi 69 model araç eski olması. Onu indirimde olması lazım yani 30-40'a falan bağlar. Koleksiyon demek. Arabaya gittiği için koleksiyon. Gene pahalıymış o ya. Onun yerine biz sana güzel böyle bir 2000 model bir araç bakalım. Bak Ege abinin arabası var, 2006 model, ister misin? Olur, aslında anlaşabiliriz. Fırat sen şeyi göndersene Twitter'dan bize, @modernsabahlar Twitter adresimiz biliyorsun. Linki göndersene, evet. Bir bakalım, merak ettik. Vallahi peki onu alıp tamam, böyle sürecek misin yoksa yani bakmalık mı? Yani garajına çekip orada binip çıkar mısın yoksa İstanbul sokaklarında fink atar mısın?
Fahir abi gezdirmek için alırım özel günlerde, diyor. Özel günlerde Fahir abi İstanbul'a geldi mesela, ya da üçünüz. Senin kurban olurum, senin ağzına gelin. yirin. Arabayı aldım, biz hala İstanbul'a kendimiz mi geliyoruz Fırat, aşk olsun. Hayır abi, ben geleceğim adam size, ama özel uçakla aldırırım size öyle. Adama diyorsun özel uçakla diyorsun, evinden aldırırım İşe diyorsun. İşe gider misin Fırat ertesi gün, ama dürüst cevap ver. İşe gider misin, sabah dükkanı açar mısın? Açarım. İşine devam eder misin peki? Hani o gün açtın. Ha, dükkanı açarsın. Patrona laf açarsın. Sokmak için mi yoksa? Ya, tabii ki yok devam ederim. Yine ciddi şey söyle, şöyle bir düşün, bir cevap ver ya. Yok, gerçekten açarım, çünkü işimi ve iş yerime gelen müşterilerimi, en başta Zeynep abla olmak üzere, hepsini tek tek seviyorum çünkü. Biz de Zeynep ablayı çok seviyoruz. Ve Fahir'e program yapıyoruz ha. Çok teşekkürler Fırat. Görüşmek üzere. Görüşürüz kardeşim. Hoşça kal. Ben Türkiye'deki her yere, ama her yere, sadece il merkezlerine değil, ilçelere de sebil. İnternet sebili. Aa, havadan. Sınırsız. Sınırsız, kotasız. Kota sınırı yok. Oktay Demirci hayratı diye göreceğiz değil mi telefonlarda? Tabii. Şifre de şeyi yok. Olacak. Şifre ne olacak Oktay? Şifreyi ver, herkes de şey yapmasın, kullanmasın. Herkes abanır valla. Şifre abansın zaten. Herkes abansın diye yapılıyor. Herkes abansın diye, rahat rahat abanın diye, kotasız. Şifre de yok. Direkt gireceksin. Çok güzel. Direkt gireceksin. Ve sınırsız, süper hızlı. Bu konuyu daha yeni düşündüm, belli oldu mu? Ve her yere, her yerden ulaşılabilecek. Oktay ne kadar şeysin ya. Çok güzel vallahi. Yüksek çok gönüllü. Yüksek sadakat yani. Sınırların içindeki her yere. Teşekkür ediyorum. Sınır da kesiliyor ama. Mesela tabii. Bulgar sınırına bir adım attın. Kesilir. Hop. Aynen. Kesilir. Hop, içeri girdin. Aynen devam et. Devam. Orada bakacağına bak. Aynen devam. Bulgar'a geçtin. Gitti. Evet, istersen şöyle bir cevap. Daha ıslık çalacaksan onu da çal da, canlı bağlantı yapmak isteyen bir dinleyicimiz hattımızda bekliyor. Cevap, canlı bağlantı. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyorsun efendim? Ben Merve, İstanbul'dan arıyorum. Hoş geldiniz Merve Hanım. İlk nereye harcarsınız parayı? İlk ya, ama en ilk. İlk yani nereye gömeceksiniz? Gittiniz böyle dalından aldığınız paralar sıcak sıcak var ya, cayır cayır el yakıyor ya, taze bir simit gibi. Kokusu böyle matbaadan yeni çıkmış. Ne yaptın? Bir zevklendiniz. Düğün. Direkt düğün masraflarını kapatmaya yönelik. Aa, sizin düğün vardı değil mi? Evet. Ne zamandı? Temmuz'da inşallah, 8 Temmuz'da. Ya tamam, 8 Temmuz'a kadar düğün masrafı, daha bir harcama yaptınız mı 8 Temmuz'a kadar? Daha önünüzde bayağı vakit var. Evet biliyorum, çok vakit var ama işte. Valla o kadar paradan sonra yeni bir damat bile olabilir. Hayır, lütfen. Ay, Ege, seni hayvan. Hayvansın Ege yani. Hayvan. Demek ki bu adam parayı bulsa, Merve Hanım sizin sayenizde şunu anladım ben. Bu adam parayı bulsa yarın programı bırakacak. Vallahi bizi görmeyecek. Bizi görmeyecek. 50'şer lira gönderir bize. Ben sana söyleyeyim. Kaç lira gönder? Bir nefsiniz görürsünüz. Peki Merve Hanım, bize bir çıkma yapar mısınız? Hani o kadar para geldi size. Hani gönlünüzden koptu. Bu da benim gönlümden koptu. Bunu da modern sabahlara veriyorum diye bir şey geçer mi aklınızda? Ya tabii ki siz dedim, her sabahımızı böyle bu olumsuz günlerde bile güldürüyorsunuz. Ne kadar çıkar? Ne kadar yani? Merve Hanım şimdi şey diye konuşalım. Sonuçta bir ihtimalle, milyonda bir ihtimal de olsa olsun yani. Ne kaç çıkıyorsunuz? Vallahi kişi başı 50'şerden desek 150 falan çıkar. İyi bence. 50'şer TL mi? Normal. 50'şer gayet değil. Güzel. TL. Oo güzel. 50 çok güzel. Döner yeriz ya. 1000 50 bin mi? 50 vallahi yemin ediyorum. Put oluruz yani döner yemekten. Bak zevklendim ben şimdi. Gider dönerciyi kapatırız ama, ya. Heh. Ama şöyle bir ricada bulunabilir miyim? Buyurun. Şimdi benim size çok sevdiğimi bilen çok yakın arkadaşlarım var. Bana şöyle bir şey dediler. Ne dediler? Senin dediler düğünün şöyle bir şey olsa çok güzel olur. İşte modern sabahlar ekibi gelse, düğünün böyle en güzel, en izlenebilecek yerine otursalar, düğün bitene kadar senin düğünü yorumlasalar falan diye böyle bir şey gelmişti. Ya nikahınızı bile biz kıyarız ya. Nikahınızı kıyarız. Ellerimizle evlendiririz. Hele o para gelsin şimdi yılbaşından sonra ne taşıyacak. Hatta evinizde atla çıkacaksınız, sırtımızda taşımaya hazırız. Ay, ata hiç boşuna para gitmesin. Peki yok, efendim Merve Hanım, şimdiden mutluluklar diliyoruz. İBAN numaralarınızı alacağım size. Ay çok tatlısınız valla. Süper bir ilk adım bu. Valla WhatsApp da olmuyor. Direkt banka vasıtasıyla tabii gönderiyor. Yani direkt elden nakit de şey yapmıyor. Valla çok Merve teşekkür. Merve mutluluklar efendim bu vesileyle bir kere daha. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. O 50'şer binden de birer çeyreğimizi takarız onu da. Ben şu anda garantisini veriyorum. Tabii o çeyrek veriyorum. Ayrı. Para konusu da çok tatlıymış ama biraz reklam dinleyelim de sonra devam edelim. O da para. Hayallerinizi konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Piyangodan parayı bulunca ilk gömeceğiniz yer neresi?
ve telefonumuz 0212 368 62 40 Twitter adresimiz @modernsabahlar, faça sayfamızda facebook.com/modernsabahlar. Hemen dinleyicilerimize bir bakalım mı? Bakalım. Ali Tekin ne demiş? Para sayma makinesi alıp bir kontrol edirdim. Doğru verdiler mi ikramiyeyi diye diyor. Çok mantıklı yani. Çok mantıklı. O kadar parayı bulunca insan bir ama 3 kuruş eksik 5 kuruş eksik olur da o kadar para da eksikler milyonlarla da ölçülebilir yani. Evet, Ozan Sulu ne demiş? Hiç havyar yemedim. Ekmek bana havyara gömülürdüm. O da şey, yalnız şuradan söylemek istiyorum. Havyar öyle çok alışmadık bünyelerde o kadar da randımanlı bir sonuç vermiyor. Zengin ve cırcır olarak dolaşabilir yani. O kadar param var ama cırcırım ya. Furkan ne demiş? Direkt özel bir marka kitap evine yatırırdım. Kültürlenmek bunu gerektirir. Next Level'da da mağazası olan bir kitap evi demiş ve kaliteyi göstermiş. O zaman isterseniz bir canlı bağlantı gerçekleştirelim. Günaydın efendim. Maalesef. Ne oldu? Ne oldu Ege Bey? Ne oldu? Ben de bir dinleyicimize verirdim program arasında. Bir başka dinleyicimiz var parayı bulan. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Mert, Ankara'dan arıyorum. Mert Bey, hiç parayı bulmuş gibi bir haliniz yok. İnsan da biraz neşve olur ya. Biraz neşve olur. O kadar para var ya. Ne hemen, yapalım hemen ya? Hemen yayına mı bağlandım diye biraz şaşırdı galiba Mert Bey. Değil mi? Aynen öyle. Evet. Şu an radyoyu dinliyordum. Bir anda geçiş yapınca orada yapar. Yayındasınız efendim. Alalım hemen cevabınızı. Evet. Buyurun. Ne var kafanızda? Vallahi siz nereye gömersiniz diye sorunca biz Ankara'da olduğumuz için direkt pavyona gömeriz dedik herhalde. Gece çıkar çıkmaz ilk işim. Üstümde nakit yok, yarın ben bunu telafi ederim diye. Kimle gideceksiniz affedersiniz pavyona? Vallahi daha kimle gideceğime karar vermedim de öyle keyifle ezeriz herhalde. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Keyifli sağ olun. Ezişler diliyorum. Afiyet olsun. Evet. Burak da öyle demiş. Lahmacuna gömerim demiş. Tüm dostlarıma lahmacun ısmarlarım, acılı. Ya o da benim mantığımda bir adam. Ben de ilk parayı bulduğum, öğrendiğim anda gider 2,5 litrelik kola alırım. Yani şey diyen, kim içecek bu kadar kolayı deyince Allah boş ver gazı kaçınca. Şey diye de içeriz onu. Allah bu kolayı bulandan razı olsun. Zenginlik öyle benim kafamda işte. Genelde fakir olduğumuzda hayaller öyle oluyor işte. Kolayı hep 2,5'luk alacağım. Umur Develioğlu da ne demiş? Ne demiş? Gerçi o da tam bir şey gibi, kebapçı ismi gibi. İskenderci'ye giderim. İskenderci'ye giderim, bol yağlı soslu 1,5. Güneş Ege Kaya büyük hayalleri olan bir adam. Hakikaten büyük hayallerimiz var ya. Güneş Ege, seninle ilgili bir hayali var. Güneş Bey'in. Ege'ye kompil altın diş. Vallahi yaşadın bugüne kadar yapılmış. Oğlum, altın diş için hepsinin sökülmesi gerekmiyor mu onların ya? Tamam canım. O kadar acıya dayanacaksın mı? Dayanırım, ne olacak ya? Altınla kaplayacağız sonra onu. Ne yapacaksın sonra bozdurman gerektiğinde? Yavaş yavaş arkadan başlarım. Ne kadar mantıklı. Ne kertemeyen kadar... kele ne demiş? Bana çıksa yazmış olup henüz hiçbir ajansa götürmediğim senaryolarımı kendim çekerim. Bir de modern sabahları sabah 7'den gece 10'a kadar sürmesini şekilde 7-22 arası yaparım demiş. Yalnız pardon, parasını verir herhalde değil mi? Yani çünkü orada ben kaç tane şey yapıyor ya. Onu da ikinci tweetinde şöyle yazmış Fahir. Muhtemelen Ege zam isteyecektir. Zam falan yapmam. Şirket aracı vermem. Atlarla gider gelirsiniz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Mantıklı. Altın dişimi başkası karşılayacaksa. İnşallah size çıkmaz efendim. Günaydın efendim. Günaydın. Ankara'dan Aytaç Bey. Aytaç Bey, buldunuz parayı. Nereye harcayacaksınız ilk? Valla benim aklımda iki plan var. İlki ekskavatör alırdım bir tane. Çok mantıklı. Çünkü mantıklı. Canım yavrum Mustafa'm ekskavatör hastası kendisi. Bir futbol sahasını bütün gün kazdırır. Ondan sonra... bir demlikte çay demler artık. Çay eşliğinde. Çocuk eğlensin diye. Çocuk eğlensin. Vallahi gerçek bir babasınız. Çok teşekkür ederiz Ayşe Bey. İyi, çok teşekkür vallahi ediyoruz vallahi. Onur demiş ki şu özel et lokantası var ya, özel marka. Hı hı. Oraya gider şöyle temiz bir et yerim. Sonra da o adamı tekme tokat dalarım demiş. Adam herhalde anlarız kim olduğunu. Dinleyicilerimizin genel olarak aç ve sinirli olduğu ortaya çıktı. Ya. Bir de dolar alırım, sonra bir saat sonra satarım, büyük oyunu bozarım demiş. Çok mantıklı. Hayallerin sınırı yok. Ay, hakikaten Mahir Kerim Şerbetçioğlu da öyle demiş. Tüm parayla dolar alırım, geri Türk lirasına çevirebileyim diye oradan bir işlem hacmi yaratarak oradan da hayatı bayağı bir bedavaya getirmiş oluyorsunuz. Yani kuaförünüz bedava, öğlen yemeğiniz bedava. Masajınız bedava. Doğru, gerçek zenginlik. Günaydın efendim. Günaydın. Yine görüşürüz efendim. Mersin'den Hediye ben. Hediye Hanım, hoş geldiniz. Neye gömeceksiniz? Hoş buldum.
Para çıktı size. İngilizce eğitimine. İngilizce çok eğitim. Güzel fikir ya. Kursa mı gideceksiniz? Mersin'de mi yoksa yurt dışında mı? Valla en iyi, en hızlı, en böyle kolay neresi öğretiyorsa oraya Mersin. Gideceğim. Almanya diye biliyorum ben. Ben de Mersin diye biliyorum. Mersin'imiz güzeldir İngilizce konusunda. Yani ya da ben başarısızım bilmiyorum. Bir türlü öğrenemedim. Yani o kadar ülkeye gittim. Hala konuşamıyorum. Yes mi no mu diye soralım o zaman hemen hızlıca. Ya mesela Almanya'ya falan gittiyseniz orada öğrenmeniz tabii zor olabilir. Gittim, orası kolay. Orası kolay ya. Orada işim sıkıntılı değil ama öbür taraflar problem. Ama işte bütün hayatımı gezmeye adamak istiyorum. Yani dünyayı dolaşmak istiyorum. Nefis fikir. Biz de size tam İngilizce destek bilmeden veriyoruz. İngilizce bilmeden olmuyor ama. Money talks diyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Mersin'e selamlar. Ama sonra aklıma bir fikir geldi. Dedim ki ben bir parti düzenleyeyim. Modern sabahları davet edeyim. Yani parti diyeyim, sokak partisi. Böyle yiyelim, içelim, eğlenelim sabaha kadar, paralı gömelim diye de düşünmedim değil o yani. O da çok güzel. O da çok güzel. O en güzel fikir. Ve hatta o partide sırf İngilizce konuşulsun. Hem de pratik olur çünkü. Vallahi hiç konuşmasak da olur. Böyle lahmacunlar gelsin, kebaplar gelsin, künefeler gelsin, tantuniler gelsin. Partiye bak ya. Oo, resmen biri leş gibi kokacağız. Ertesi sabah var ya vallahi hakikaten birbirimizden tiksinircesine. Çok teşekkür ediyoruz Hediye Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Rekoç ne demiş? İkramiye çıkarsa tanımadığım birçok akrabamın da ortaya çıkması muhtemel aşk için. Yani bu hayal de bile kafası karışmış yani. Rekoç'un dinleyicimi muhtemelen aşk için diye bitiyor Twitter. Valla ben şey yaparım ya bir yandan aklıma İrfan Özat'a böyle bir hafta 15 gün kadar İrfan Özat'a'yı alırım. Haydi bir meşrep çalalım veya neydi o diğer güzel bir şarkı vardı ya. Örf. Emir Büyükyer'den o mu? Emir Büyükyer'den de o. Ondan sonra o kafam bir rahatlar valla 15 gün. İrfan Özatay'a buradan selam diyoruz. Evet, sevgilerimizi iletiyoruz. Ve en kısa ama her yerde stüdyomuza bekliyoruz kendisini. Tabii, yani mesela sokakta geziyoruz. Gireceğim bir marketten alışveriş yapacağım. Kohbe koy oradan bir orta kahve diye girecek içeriye. Anlaşıldı İrfan'ın. Tamam. Günaydın. Anlaşıldı yani. Merhaba. Duhu. Merhaba, günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Süleyman ben. Süleyman Bey hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz? Hoş bulduk. İzmir'den arıyorum. Hoş geldiniz. Peki neye gömeceksiniz? Vallahi ben Kibirli İnsanlar Derneği yapmayı düşünüyorum. Tamam. Dernek çalışmalarına vereceksiniz kendinizi. Evet, evet, o çalışmalara vereceğim. Türkiye'deki tüm kibirli insanları toplayıp orada kahve vesaire içmelerini sağlayacağım ve diğer insanlara bulaşmamasını sağlayacağım. Ha, çok mantıklı ya. Sosyal yani. Bir şey. Değil mi? Aslında değil sosyal mi? Sorumluluk evet, projesi bu. Yapmak istedim. Evet. Nasıl siz bir konuşma? Dernek başkanı olacak kadar paranız da olacak sonuçta. E tabii yani başına da geçerim artık. Sizde var mı kibir yoksa gıcık olduğunuz için mi topluyorsunuz? Gıcık olduğum için. Bravo. Ben de hiç yok. Peki efendim. Teşekkür ederim. Bir dinleyicimiz. Sağ olun. Egemen Bey'in komşusuna buradan seslenelim. Lütfen biraz sesi kıssın. Çünkü banyoda üst komşudan gelen sesle de olsa sizi dinliyorum demiş. Bize de tweet atmış Egemen Bey. Üst komşu kim bilmiyoruz. Üst komşu bizim iyi bir dinleyicimiz. İyi dinleyicimiz. Biraz da yüksek sesle dinleyen bir dinleyicimiz. Lütfen bağırmadan yayın yapınız. Egemen Bey ilk modern sabahlar mağdurlarından biri mi? Sabah sabah bizi dinlemek evet, zorunda kalan. Evet galiba. Mağdur olmuş. Bakayım başka neler var. Bir sürü şey var ya. Gecilerimiz aç ama. Evet, Burak Mengü ne demiş? O da pavyonculardan çıktı. Pavyonda yirik demiş. Afiyet olsun efendim. Löp löp et olsun. Buyurun beraber yiyelim Hatice diyoruz. Hanım bize tamamen hediyelerle şenlendiriyor. Tweetini. Ege'ye 4 kar lastiği. Vallahi çok da ihtiyaç. Ama aldın. Aldım. İşte onu dişle değiştirebilir miyiz? Diş derken? 4 diş. Ha, altın dişli. 4 tane mi? Fahir'e 8 ayrı dil kursu. Ya vallahi var ya şu anda ben mest. Şu anda mest pozisyonumu aldım. Oktay'a Japonya turu. Çok biraz güzel. Ben çok çok mutluyum şu anda. Yanına da Fahir'i alacağın garanti gibi oldu. O 8 kurstan biri Japonya'ysa. Anıl Bey ne demiş? IMAX salonu kapatır. Star Wars Rouge One izlerim demiş. Fahir iki kurs şeye gitti. Ha doğru. Ayrıca markalara da aman diyoruz. Aman diyoruz dikkat diyoruz. Yani özel marka bir tez, ama çok zevkli ya. Tek başına izlerse de şey çıkmaz. Eşi dostu alın size bir çılgınlık yapalım. Hadi hep beraber Star Wars'u seyredin. Mısır'da alacak parası da var. Mısır'da alır yani çok rahat bir şekilde. Valla ben salonun içinde patlatırdım. Özellikle. Fışır fışır. Berke ne demiş? At alırım.
Çok güzel. Para at Murat'tır. Murat'tır. Parayla kaplarım atı. Nasıl sokakla... ya? Canlı atı mı? Hı-hı. Canlı atı cansız parayla kaplıyor. Sokaklarda dolaşırken kaplanı da millete saldırtırdım. Elinde de kaplan var herhalde o sırada. Yetişir mi kaplan ata? Bir anlatır mısın Oktay ya? Şimdi bir at alıyor. Evet onu anladım. At tamam, at Murat'tır. Atı alıyor. Evet. Ondan sonra parayla kaplıyor tamamen. Tamam. Tamam. Kaç liralarla kapladığını bilmiyorum. Ya değişik değişik paralarla kaplayacak. 200'lük veya dünyadaki tüm paralarda. Mesela dolar hariç. Önce altın böyle. Oktay dolar hariç. 20'lerle kaplar mesela. Onun üstüne 200'lük kaplar. Aralara da derz niyetine bozuk paralar. He, anladım. Evet. Varlık öyle kapan. Bir şey olabilir. Hayvana da eziyet ya onun çünkü kaplamakta. Çok depar atmayacak canım. Sakin yürüyüş. Sakin. Tamam. Ha. Kaplan nereden geldi? Kaplan da herhalde gezerken. Zaten kaplanı var galiba. Kaplanın yanında geziyor. Ha. Kaplanı var atı yok. Dinleyicimizin parayı bulunca atı da alacak. Şu anda evet şu anda kaplanı olabilir. Berke'nin öyle bir şey atmış. Ondan sonra bakayım. Ayfer Karaduman ne demiş? Ne demiş? Gayrı meşgule gömerdim demiş. Gayrimenkul en güzel yatırım araçlarından bir tanesi. Durduğunuz yerden tıkır tıkır ne yapıyor? Kira gelirleriniz sayesinde muhteşem hayatlar yaşama şansınız. Bence döner daha akıllıca bir yatırım. Çünkü insanoğlunun ete ihtiyacı hiç bitmeyecek. Evet. Etkiden yere ters girmez. Modern Sabahlar. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Mis gibi para koktu stüdyomuz. Piyango hayallerini konuştuk sevgili dinleyiciler. Parayı ilk nereye gömeceğinizi sorduk. Araba ve et ağırlıkta anladığımız kadarıyla değişik hayaller de var. Radyo kurma hayali olan Şenol Bey var mesela. Hmm. Neyi kuracakmış? Radyo kurayım mı size demiş. Ha. Bize mi? Memnunuz ya. Vallahi memnunuz tabii de bir başka. Dükkanımıza ortak olmak isteyen Zeynep Hanım var. Destek amaçlı. Destek amaçlı derken? Yani karışmam da diyor. Destek olsun diye bir ortak. Boş ver. Ama ortak da oluyor yani oradan da tabii bir kar payı. Niye hafızada bir gece duracaksa bizi de rahatlatmaz mı? Bence işte, okeydir tamam. Karışmam dedi herhalde o. Serkan kraliçeyi konuk etmek için lüks bir köşk yaptırırım ve kendisini ana kraliçeyi. 90 yaşının şeyiyle coşkusuyla. Hı-hı. Vallahi o da güzel. Yani şöyle bir ahir gözümüzle şey yapalım ya. Biz de görelim bir ziyarete gideriz. Bir elini öpelim bir hayır duasını alalım. Çünkü kraliçenin hayır duasını almak bütün işlerinin yoluna girmesini sağlar. Tabii. Sen neden bahsediyorsun tabii. Ya? Çok da siyasete girmiyor. Ay Elif Zeynep Şirikçi ne demiş? Ay faize yatırım ya direkt. Korkak davranın harcamam öyle. Biterse çok kötü çünkü. Fakirliğin gözü kör olsun. Eşimi boşarım diyen çıkmadı değil mi? Ne boşayacakları. Çünkü bu lafı eden adama piyango çıkmazsa sonra başına gelecek şeyleri az çok kestiriyordur. Yani. Çağlar Kocamanoğlu ne demiş? Ne demiş? İki kavak ağacının arasında takkeli beyaz bina önündeki top ağaca sırtımı veririm. Bunun dikine 50 adım atacağım. İşte oraya gömerdim. Tam çok olarak mantıklı. Anlaşılmamış ama yani parayı nereye gömerdiniz yine fiili olarak. Hani bir gömme hadisesi. Ha, ben bir miktarını gömerdim ya bir neşve olsun. Bir tane de böyle bir harita tipi bir şey yapardım. Uğraşsınlar dursunlar. Ara ara öncü şifreleri. Ara ara gidip bakar mıydın Fahir yerinde duruyor? Bakacağım canım ne bakacağım. Unuturum diyorsun. Ömer ne demiş? Bir futbol takımı satın alırım. Fahir Bey'i başkan. Oh ay bir dakika ya. Tam başkanlık bana göre yani şu çok da şey evet, yapmamak lazım. O da öyle ya. Düşünmüş. Oktay Bey'i teknik direktör. Ege Bey'i de takım kaptanı yaparım demiş. Ben eşek gibi koşacağım yani. Fahir Bey lojada oturacak. Oktay Bey kulübede oturacak. Ege eşek gibi koşsun. Ya niye koşacaksın sen takım yani arkadaşlarla. Kaptan şey mi yapıyor? Arkadaşlar orada kaleye doğru bakın falan mı yapıyor? Kaptan parmak bir sürü görevi var ya takım bir arada birliğinden sen sorumlusun takımın ya. Oynamam dersin ya. Oynamam dersin. Oynamam kaptan. Bir kere antrenör takım elbiseli gezen adam değil. Kaç tanesi takım elbiseli geziyor? Kaptanlık pazumandını kafama takabilir miyim? Her yerine takabilirsin. Oktay zaten eşofmanlarla gelecek. Ben eşofmanla gelirim. Takım elbise giymem. Ha ben takım... Belki altıma eşofman giyerim. Üstüme gömlek, kravat, ceket giyerim. Ben üstüme zarif... Nasıl fikir? Olur abi. Olur. Ben yalnız şalla gezerdim hep sürekli olarak. Böyle başkan bir şey, olarak. Başkan olarak. Böyle hafif bir şey. Başka hayallere gidiyor şu an. Anladığım kadarıyla. Sevgili dinleyiciler umarız bütün hayalleriniz gerçekleşir. Bizim yalnız verdiğiniz sözleri de unutmuyoruz. Burada yani evet. Böyle şey evet, bunlar, yani bunlar şifayen zaten şey olarak. Hakan söz... şöyle demiş bilmiyorum tartışılacak bir şey bu. Modern Sabahlar programını evimde yaptırırım demiş. Çok kaç güzel. Para arkadaş demiş. Sadece döner vallahi... ısmarlasa koşa koşa geleceğimiz bir şey. Bizim tek hayalimiz var parayla ilgili. Yarın sabah yine sizlerle birlikte olmak. Sıra dışı alışverişin merkezi Next. Hızır Ege Kayacan. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.